Zaten ne durumdasın? Ben birinci cildi bitirdim. Daha yeni başladım. Bak, ikinci cildin yarısına kadar oradan çıkmazsan fena olur ona göre. Sen de hızlı okuma o zaman. Ayten, Ayten, Ayten ne oldu, cevap ver. Uf ya, sular kesildi. Hiç bahar... Ana. Aşağıda sular akıyor mu? Akıyor, no problem. Hiç bahar yaşamadım. Su gelir güldür güldür, gel de yar beni güldür. Bir damlacık kanın aktan öldür, sen seni öldür. Su gelir güldür güldür, gel de yar beni güldür. Bir i̇şte mutfakta da sular akıyor. Abu, Ayten Bucu, erken çıkmışsın herhalde galiba sanırsam. Böyle çok yakışmış Ayten Bucu. Kızma da daha fazla köpürmeyesin. Sulu esprilerin lüzumu yok. Suyu bol bulunca espriye de katıyoruz. Sizin sular kesilmiş gene herhal. Yine bizim tesisat. Tıkandı. Ben ne olacağım? Kuru temizlemeciler daha açıktır. Bizim banyoda dur lan sen. Asla. İsterseniz Recep'le ben bir tesisata bir bakalım. Boru ek yerinden tıkanıyor. Zor iş. Yarın bir tamirci getirtiriz biz. Canım tıkalı boruyu açmakta ne var? Tesisatçı dünyanın parasını alır. Müslüklük. Teşekkür ederiz. Yardımınıza ihtiyacımız yok. Zaten yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız. Ayten. Tamam Recep. Bir bakıverin isterseniz ha. Ben odadan aletleri getireyim. Hı. Yürü sen de. Of. Bu çok kötü oldu. Bahçe çamaşır da yıkamam gerekiyordu. Merak etme Armağan'cı, biz hallederiz. Dua edin de elimizden geliyor böyle şeyler. Yoksa kız başınıza ne yapardınız? Aa, kendin ne sanıyorsun sen? Ya Armağan belki açık bir tesisatçı buluruz. Siz bilirsiniz. Bana bak. Ayten uzatma. Bu saatte hiçbir yer açık değildir. Recep, gerçekten tamir edebileceksiniz. Bak yoksa hiç uğraş... Sen kiminle dans ettiğini sanıyorsun Armağan bacı? Kiminle? Tanıdık biri mi? Süper bir caz grubuymuş. Uçtum vallahi. Evet, harika bir konserdi ya. Sağ ol Deniz. Rica ederim. Önümüzdeki hafta bir tane daha var. Ben takip ediyorum, haberdar ederim. Arkadaş götür danışmanlığımızı yapıyor da. Önemli değil canım. Siz de beni Luna Park'a götürürsünüz. Şaka şaka. Kızmadın değil mi? Kızdım. Kutuplarda doktorluk yapmayı düşündün mü hiç? Niye? Halk şakalarını sıcak bulabilir. Bana şaka yapabilirsin. Kalın giyindim. Erkek arkadaşı kıskanç mıdır? O benim erkek arkadaşım değil ki. Ne oluyor orada? Hiç. Deniz seni benim erkek arkadaşım sanmış da. Arkadaş değil miyiz? Evet, sadece arkadaşız. Hem de abi kardeşlikten bozma. İyi, içim rahatladı. Tamam mısınız? Vanayı açayım mı? Az kaldı. 2 dakika sonra aç. Ay. Boruyu iyice sık, tamamdır emmi oğla. Olduğundan eminsiniz değil mi? Herhalde. Ayten Bucu, saydığın lafları yutmak hazımsızlık yaparsa dolapta gazoz var. Sayemizde köpüklerini duruladıktan sonra bir yorgunluk kahvesi yaparsın artık. Tabii, nasıl istersin? Az zehirli mi yoksa orta zehirli mi? Kusura bakma ama çok namkörsün Ayten Bucu. Seni sabaha kadar köpürtmek vardı ama. Tamam dur, Sabit Vano'yu aç. Hadi hadi. Sabit abi aç. Ay, inşallah bir problem çıkmaz. Merak etme Armağan Bucu, her şey kontrol altında. Açtım, su geldi mi? Geldi. Hala da geliyor. Recep bir duş. Recep bir şeyler ya. Eyvah. Evi su basacak. Sabit vanayı kapat. Yorgunluk kahvesi soğuyacak Recep. En iyisi sana bir gazoz getireyim ben. Bugün yoruldum vallahi Zülva. Eve gidip sakin sakin şöyle ayaklarımı uzatsam başka bir şey istemiyorum. Aa, olmaz. Behiyegiller yemeğe bekliyor. Unuttun mu? Aman. Nerede çıktı şimdi bu be? Çağırdı kadın işte. Ne zamandır gitmiyor. Değişiklik olur.
Nesi değişikmiş. Behiye gene lahana sağırmıştır. Bir tabak daha ye ye diye de olmaları insanı burnundan sokar. Hemen sen de zorla mı? Darılıyor kadın. Sonra kocası tombala kandı. Hemen tağlıya oturtur. Taşları batır batır vuraraktan. Yedim seni, yedim seni diye bağıraraktan tavlığı unutur. Sanki oynamayı biliyormuş gibi bir de kuafretine iddiaya girer. Oynama, mecbur musun? Beleş kuafret yeme koşuma gidiyor. İki maaş bir oyun olunca tombalağın suratını görmeye de bayılıyor. İçine mum yakalıcık kabak gibi böyle kızarıyor. Siz de gelin isterseniz, Behiyegil sevinir ha? Yok teyze. Biz evde okuma yazma çalışacağız daha. Ha, hadi bakalım nasıl gidiyor? İyi iyi. Yazmayı sokuttu sayılır. Okuması fena değil. Gösterelim mi Asiye? İyi. Tamam be. Oku bakayım ne yazıyor burada? Asiye barberberatı sevi. Bu sondaki o nerede diyecek olursanız o benim işte. Dedim ya yazması okumasından daha kuvvetli. Ne yazdın Asiye? Sana öyle geleyim. Sorun da o yok bunun. O sensin ya işte. No problem, ben bir dalar çıkarırım. Çok şahane dip dalarım ben. Recep, sırf Ayten'e inat olsun diye devam etmenin anlamı yok. Boruyu yerine takın, yarın bir tamirci çağırırız. Ben sana söylemiştim Armağan, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Ay sus sen de. Borunun öbür yanından bakayım oğlu, bir şey kaçmış mı içine? Göz kırp bakayım. Tamam, göz göze geldiğimize göre bir şey yok. Seni görüyorum. Ben buradan sizi görmüyorum. Demek tıkınıklık orada. Haydar, bütün eve su bastırmadan ne olur bırakın artık. İnce uzun bir şey var mı? Ben varım, ne olacak? Ama biz işe yarar bir şey istiyoruz. Sen kendine bak, işe yaradığını mı sanıyorsun? Törpü olur mu? Ha, ırgala oradan Haydar. Oldu mu? Yok, törpüyü yuttu. Törpüm, verin şunu bana! Tuttun mu? Tuttum. Çek çukar. Çekemiyorum. Sen parmağını çek ben bakayım. Onu da çekemiyorum. Ayten, sakin ol Ayten. Yavaş yavaş. Bir, iki, üç. Olmuyor. Abu, ne yapacağız şimdi? Olmazsa ana buraya Ayten bacıyı monte ederiz. Çok komik. Olmaz, ek yere uymaz. Yo, kendi etrafında dinerse uyar. Ayten bacı uyumlu kızdır. Ama tesisatçı gelene kadar sıkıyı vermemesi lazım. Lanet olsun Ayten! Seni bir yakalayacağım. Ayten! Durun ya, no problem. Buyurun bir kahve için. Diyeceğim ama yorgunsunuzdur şimdi siz. Oldu o zaman, görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu çocuk seninle mi ilgileniyor? Yok, nereden çıktı? Ne bileyim öyle garip garip sorular soruyor da. Yok erkek arkadaşım, yok bilmem ne filan. Sen de evet erkek arkadaşım desen ne olur sanki? Ama değilsin. Öyle ya. Sana karşı bir niyeti varsa hayal kırıklığına uğramasın çocuk. Neyse. İyi geceler Cansu arkadaşım. Çık oradan Recep! Aa, Ayten ne oldu sana? Burnunun içine kaçtı. Deli budala! Sen ne diyorsun burada? Fark ediyorum. Nerede cam Asiye yatıyor? Adresini şaşırdın galiba. Senin yatağın içeride. Kalk. Asiyeciğim bak Asiye yapma artık. Bana evleneli kaç ay oldu? Bırak da yanında yatayım. Yok Berat Bey. O kadar kolay değil.
Yelkenlere hemen su yendireceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Heh, anlaşmıştık. Ne dedik başta? Elin elime. Gözüm gözüne değmeyecek. Heh. Peki Asiye, peki. Madem öyle istiyorsun tamam. Bundan böyle seninle bacı kardeşiz artık. Bir daha seni hiç rahatsız etmeyeceğim. Söz. Heh, şöyle yola gel. Geldim. Nikahımız kağıttan bir nikah. Aklında tutacağım. Ama sen de aklında tut. Olur mu? Ne demek bu şimdi? Ne demekse o demek. Ya, ne demek be Berat Bey? Bir dakika gel bir konuşalım. Gel. Hatalısınız. Esas hatalı olan sizsiniz. Yardım edelim dedik. Karşılığında kafamıza su borusu yedik. Dua et ki isabet etmedi. Normal. Daha balistik çalışman lazım. Antur parantez. Buyurun devam edin. Sizden yardım istedik. Evet. Siz istediniz. Aa. Hayır. Siz bize zorla yardım etmeye kalktınız. Yapabileceksiniz. Bir bakın diyen sendin Armağan. Ben Recep'le konuşuyorum. İstersen sen onun avukatlığını yapma. Ama burada hepimiz suçlanıyoruz. Haydar Ahlu, hepimizden özür dilemeniz lazım. Aa, niye özür dileyecekmişiz? Banyo kullanılmaz durumda. Bütün eşyalarımız sırılsıklam. Ve en güzel törpüm mahvoldu. Parmağım borun içinde kalıyordu. Siz bizden özür dileyin. Özür dileyecek bir şeyimiz yok. Bundan böyle inşallah bize muhtaç olmak zorunda kalmazsınız. Hiç sanmıyorum. Görüşürük. İyi geceler. Durun bakayım durun. Oturun şöyle. Ben daha son lafımı söylemedim. Şunu bilin ki komşu her vakit bir diğer komşusunun külüne muhtaç olmuştur. Ve şöyle ifade edeyim ki ortada bir ayıp vardır. Bu ayıp madem ki ortada dur daha fazla ortalık yerde durmasında bir mana yoktur. Derhal sahibi bulunup ortalık temizlenmelidir. Böyle yapmak çok ayıptır. Şekil budur. Sözlerime son vermeden önce burada bulunan diğerli arkadaşlarıma iyi geceler diler. Gözlerinizden öperim. Kalk! Kalk! Ne yani? Onlarla bozuştuk mu şimdi? Cansu ile ben de mi? Arkadaşlık adına sürdürmekte olduğumuz bu ilişkide son zamanlarda konulması gereken mesafelerin fazlaca aşıldığını düşünüyorum. Bu bağlamda irdeleyecek olursak topluca koyacağımız tavır... Armağan evet diyor ya. Ay, günaydın piliçler. Günaydın. Su borularını ne yapmışsınız öyle? Vahit kalkar kalkmaz tesisatçı aramaya gitti ha? Yapılacak en mantıklı hareket tesisatçı çağırmaktı zaten. Ama mantıksızlıkla işgüzarlık bir araya gelince... Hı. Yardımseverlikle pişmanlık da bir araya geliyor Zeliha yenge. Neyse. Hadi oturun kaşları yanına. Yumurtalı ekmek kızarttıydım. Sağ ol. Biz dışarıda atıştırırız. Dünyada olmaz. Dışarılarda ne üdüğü belirsiz abur cuburları yiyip durmak yok. Sivilce dökersiniz vallaha. Ha, alın birer tane çıkıyor yenisi. Hadi oturun bakayım hadi. Tabakta ne kadar uzakta değil mi Cansu? Ya sorma. Sağ ol. Aa, sana kalmadı. Paylaşalım mı Armağan? Yok, sağ olun. Siz başlayın. Birer çay daha döker misin Emmoğlu? Boş ver, uzanamayacağım şimdi. Çaydanlığın hep ortada durması ne kadar güzel olurdu değil mi Rüya? İsteyen uzanabilirdi. Ya, ne ideal bir yaklaşım. Şekeri gördün mü acaba Recep? Boş ver, şekersiz içeriz. Aa, gözümün önündeymiş de görmemişim. İşte. Heh,
Hadi pay edin hepsini. Kardeş kardeş karnınızı doyurun. Ben de bir yukarı çıkıp hazırlanayım. Dükkanda yolumu beklerler. Aman aman bu sabah pek de sakinliklere üstündeymiş benim kuzularımın. Bakın şu kuzuların sessizliğine. Bize bu kadar yeter. Gerisi atılacak armağan. Ortaya koyalım canım. Belki yiyen filan olur. Burası kalabalık oldu artık. İştahım da kapandı zaten. Doyduysak kalkalım artık. Doyduk herhalde galiba sanırsam. Ama masadan çıkmak zor. Kalabalık dağılınca kalkırız. Beklemeyin canım, yarıp geçeriz. Kızlar, izin verelim de fazlalıklar boşalsın. Şuraya bir afiyet olsun yazısı asalım bence. Size de. Mi dedin Rüya? Yok, ben bir şey demedim. Ha, ben de öyle duymuştum. Of. 2,5 milyon lira. Tabii vereyim. Telefon, Cücük Bey. Baktım Vahit Bey'in işte. Barlıoğlu mantı ve çiğ börek, buyurun. Nasıl? Evet, tamam, peki. Siparişse çiğ börek daha çıkmıyor ha. Hemen mi? Ya iş yoğun şu anda. Tamam canım, geç kalma, merak etme. Ben de. Ya kalabalık dedim ya. Şimdi telefon da zor. Oldu peki, hadi görüşürüz. Güle güle. Sipariş mi? Evet. Bir mantı çıkarıver. Teyze, ben 5 dakika sonra geliyorum, tamam mı? Aman limor koyun. Ne oldu buna kız? Pek keyfi yerinde, aranız iyi herhal. Ha? Ya daha dün akşam kapıştık ama. Bilmem. Meryem, masaya bir bakıver. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kalkar mısınız? Masaya bakacağım da. Kalkın, kalkın, kalkın. Baktım Vahdet amca, bir şey yok. Tamam Meryem Hanım, tamam. Buyurun kardeş, oturun lütfen. Bir yanlış anlaşma oldu işte. Yani müşteriye bak dedim kız, müşteriye bak. Ha, öyle söylesenize. Neresi? Tamam. Pardon, kalkar mısınız? Size bakacağım da. Efendim, ne yapıyorsunuz? Bakıyorum. Kızım sen ne yapıyorsun? Otur kardeş, otur. Kızım sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Dediğinizi yapıyorum. Kusura bakmayın ama bazen ne dediğinizi bilmiyorsunuz Sait Bey. Servisi mümkün olduğu kadar Meryem'i bırakma Berat. Siparişleri dağıtacağım. Asiye'yi servise alırım ben şimdi. Siparişler hazır mı teyze? Ha, hazır cüceğim. Asiye sen de servise geç. O ne o? Görmüyor musun? Gül. Nereden çıktı şimdi o? Müşteriye ara sıra hoşluk yapacaksın ki sana bağlansın Asiye. Aman ne mor koyun. Bu küslüğü daha ne kadar sürdüreceğiz? Onlar bizden özür dileyene kadar. Aynı evin içinde zor değil mi? Nesi zormuş? Zaten bizim onlarla bir alışverişimiz yok. Asıl onlar düşünsün. Bana bak Sansar, ne inatçısındır bilirim. Seni çiğnememek için eyvallah dedik ama çok uzatmayalım istersen. Özür dilesinler, uzatmayalım. Biz onlara yardım edelim dedik, şu yaptıklarına bak. Bu sefer Recep haklı sabit. Helal olsun ben oğlu. Asıl sen armağan burcu, nasıl diklendin öyle? Hiç yapmazdı. Hiç yapmazdı. Kim? Haydar, bu sefer koyduğu tavır şaşırttı beni. Ben de üzüldüm ama armağan haksızdı. Emmoğlu, kendini üzeceksen boş ver. Haksız olduğu halde sırf üzüldüğüm için karşısında yürüyeceksem bu sefer hem kendime hem de sevdiğim insana haksızlık etmiş olurum. Hayır, özür dilemeleri lazım. O zamana kadar da konuşmayacağım. İnşallah bir an önce dilerler. İyi. Peki şimdi ne olacak? Olacağı şu. Hiçbir şekilde hiçbir şey istemek yok. Mecbur kalsak bile onlar bizden özür dileyene kadar onlarla konuşmak yok. Peki o zaman mesela onlara telefon falan gelirse nasıl çağıracağız? Duman'la çağırsak? Ay ne bileyim, detaylarla uğraşamam. Onu da Armağan'a sorun. Armağan. Armağan. Yok bir şey.
Buyurun. Asiye. Asiye. Tamam, dalmışım Vahit dayı. Asiye, iki mantı çıktı, gel. Nerede kaldı bu Berat? Bilmem ki, nerede kaldıysa kaldı. Adresi bulamadı herhal. Ya da gönlünü eğlendiriyor, onun için gelemedi. Ama bana ne zaten? Can ne istiyse onu yap. Sanki benim derdim miydi? Gözlerimi yollara dikip kıskanç kadınlar gibi. Ama nerede kaldı bu Berat diye. Yollara mı bakacağım abla yani, değil mi abla? Herhalde yani. Kim istiyse ona gitsin. Karşıma alıp da neredesin sen diye soracak halim yok ya yani. Neredesin sen de? Sipariş bırakmaya gittim, tut şunu. Bu nasıl sipariş böyle, bir mantıyı bırakmak bir gün mü sürer? Allah Allah, uzakmış biraz. Hem sen bana niye karışıyorsun ki? Bacı kardeş birbirine böyle sorular sorar mı hiç? Eşofmanlarımızı giyip biraz uzanalım Rüya. Ay vallahi ne iyi olur. Çocuklarla küsmeseydik bu akşam Haydar'la ders çalışacaktım biraz. Aman onlara muhtaç değiliz. Ben seni çalıştırırım. Rüya aşk olsun gene eşofmanı mı giymişsin? Aa saçmalama, nereden çıkardın? İnkar etme, bak kolunu kemirmişsin. Kalemlerin arkalarını kemirdiğin yetmiyor mu Rüya? İnanamıyorum Rüya ya. Ayten senin anlamsız iftiralarından bıktım Ayten. Kalemleri kemiriyorum evet. Ama eşofman kolu kemirmedim hiç. Ben fare miyim? Kim kemirdi o zaman? Herhalde dolapta fare yok değil mi? Cansu defterlerin halini gördün mü? Dur dur geliyorum şimdi. Al bakalım, benim de eşofmanım kemirilmiş. Aman tabii, ders çalışırken her şeyi kemiriyorsun. Kendiminkini kemirmiş olabilirim ama seninkini kemirmedim Ayten. Kim kemirdi o zaman? Ha fare. Yok canım, ne alakası var? Cansu kitapları kemirmiş, görmüyor musun? Bizim de şofmanlarımız kemirilmiş! Üstelik biz fareyi gözlerimizle gördük! Cansu öldüreceğim seni! Cansu öldüreceğim seni! Önce sen vuracak mısın? Ay bari korkunca çok güzel oluyorsunuz! Durun! Gel buraya! Uğraşma, aynı şeyi iki defa yedi deme. Ya yatağı dottuk, hiç görmediniz mi? Yeter Cansu. Oyuncak fareni al ve bu şakayı kes artık. Bak oldu işte. Madem erkekçe tavır koymak istiyorsunuz, peki. O zaman kızların karşısında sırtınız dik, başınız yukarıda duracaksınız. Gururlu bir erkek, karşısındaki kadına taviz vermeyeceğini bakışlarıyla anlatır. Gözleriniz ateş saçarken yüzünüz kaya gibi sert olacak. Bu sanatçı duruşudur. Böyle bir pozisyonda kadın, erkeğin sert ve kararlı ifadesi karşısında hatasını anlar ve önünde diz çökerek af diler. Emin misin sabit? Evet, filmlerde hep böyle olur. Şekil budur. Boynumuzu atlasalar bile taviz yok. Ne yaptığımızı bilmiyoruz kızlar. Tabii denize düşen yılana sarılır. Deniz mevsimi de açılmadı ama millet neden denize sapır sapır dökülüyor dersin emmi oğlu? Bilmem ki Recep. Yeni sular kesik olmasın. Şşş! Gevşemeyin. Başlar ileri, sırtlar dik. Marş marş! Ne yapacağız şimdi?
Rüya bayıldı. Fareyle aynı odadalar. Dua et de biz onu dışarı çıkarana kadar ayılmasın. Kızlar, acaba yardım istesek de mi saklasak? İstemesek de mi saklasak? Rüya, iyi misin? İyiyim. Gerçekten iyi misin? Evet, iyiyim. Ne oldu ki? Sen bayıldın. Hatırlıyor musun? Ha, evet. Niye bayıldım sahi? Hatırlamıyor. Hatırladı. Biraz, biz çıkıyoruz oğlum. Tamam enişte. Anahtarım var değil mi? Benimki dün akşam Behiye Güller'de kalmış da. Var, var. Yolumuzun üzeri uğrayıp anahtarları alalım bari Zülüva. Acelesi yok canım. Yarın sabah Behiyegil'in sırası. Dükkana gelirken getirir. Uğrayalım, uğrayalım. Dün akşam Behiyegil'in dua almaları yüzünden hazımsızlık geçince sersemledim. Tombalık Hamdi de durumumdan faydalanıp 5-3 yendi beni. Kırmızı ortak çalışıyorlar. Rıvanşını alayım da görgünlü tombalak. O gafletleri sana yedirtmem. Biraz. Bunları kaldırırsın sonra. Tamam enişte. İyi hadi. Meyrem'i de alalım da bari eve yalnız dönmesin. Meyrem, gel hazırlan gidiyoruz hadi. Siz gidin, ben hazırlanırım Sayfiye abla. Meyrem çabuk giy şu paltonu, hadi, hadi. Hadi. Çöpe atıp geliyorum. Sen anahtarları cebimden çıkart da kilidin üstüne koyalım. Unutmayalım, oldu mu Asiye? Nerede anahtarlar? Bak bana canım, al al. Kendin çıkar. Peki burada mı uyuyacağız? Soru sorma Cansu. Yukarı çıkamayız, öyle değil mi? Fare aşağı inmedikçe hayır. Bacaklarım tutuldu. Çocuklarla küsecek zamanı bulduk. Ne olur yardım istesek? Olmaz. Ben lafımı yemem. İyi. Bekle de fare mi diyorsun? Yo! Cansu. Bırak dersi şimdi Emmol. Karnımızı doyuralım. Rezan hocaya söz verdim. Bir yandan yer, bir yandan yaparım. Karışma çocuğa Sansar. Bırak çalışsın. No problem. Yürü. Masanın üstü dolu zannımca. Nasıl yemek yiyeceğiz? Odada yürüz. Hiç gereği yok. O zaman söyle insinler. Neden müşteriye yaz? Ne yazacağını biliyorsun Emma oğlu. Yaz bakalım, yakalamamızı istiyorlar mı? Ah!
Yorgun musun Asiye? Değilim. Okuma yazma çalışalım mı? İstemez. Lazım değil. İyi. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Berat Asiye'yi seviyor. Aferin bak Asiye, o'yu bu sefer doğru okudun. Uy, sen peki cebinden kağıt düştü diye yani. Sen benim doğum günümü nereden bildin peki? Nikahta öğrenmiştim. Hadi açsana Asiye. Hadi aç. Hadi. Ne şaşırdın canım? Ben biliydim ne çıkacağını. Çıkarabildiniz mi yerinden? Yok, ne yapsak çıkmıyor. Tatlı dilinden eseler. Kapan kurma lazım. Kapan olmaz. Hayvancı hunlarca öldürmelerine izin veremeyiz Armağan. Kapan olmazsa zehir atarız. Tanrım ne barbarca planlar. Hayvanları koruma cemiyetini mi arasan kızlar? Zehir de olmaz. Nazik davranın, bırakın sıkıntıdan ölsün. Şu yana kaçtı emmi oğlum, kürekte gürültü yapıp çıkar. Orada. Çocuk durun. Her şey mübahtır. Saldırın çocuklar. Aa, küçücük bir hayvanla savaşılır mı kızlar? Aa, kebir, ayıp ayıp. Erkekler tek tek gelsinler. Kebir nasıl korkuyordur yavrucuk? Tabii. Çocuklar bırakın fareyi. Evlat edinmek isteyenler var. Kızlar çenenizi tutar mısınız? Dur. Ha, otur. Ürküttün mü fareyi? Yok. Saat ürküttüm sanırsam. Bir daha çalmaz. Zaten hayvanı öldürürsek kız arkadaşlar bozulacak. Tek çaresi bu sanınca. Yaşasın, süpürge fareyi yuttu. Koşardık ömrü olur. Hadi bakalım, cümleten geçmiş olsun. Kimsenin burnu bile kanamadan operasyon tamamlanmıştır. Tebrik ederim arkadaşlar. İyi iş başardınız. Hey adamım. Korkarım harikaydın. İsteyen rahat rahat dolaşabilir. Asayiş Berkemal'e. Evet. Odanın sahipleri bize bir teşekkür, bir borç bilirler herhalde galiba sunursa. Kolay kolandı be. Dışarı atalım bari. Açma. Ay bakamayacağım. Ölmüş mü? Oyuncak var abi be. He. Kızı yakalandı ama. Fare. Oyuncak faremi yakalamışlar. Ay. Hiç şaşırmadım. Yapabileceklerin en iyisi buydu. Peki. Peki gerçeği. Hala odada o zaman. Ana! Obuuu! Kaçıyor! Bak kaçma bak, ateş edeceğim bak! Savunun yetti! Dur! Hadi bakayım! Tamam canım! Neydi bu Vahide? Afesinden kaçan bir kaplandı Heray Silva. İyi geceler Asiye. Berat oğlan. He. Nereye? Yatağıma. Sen gene adresini şaşırdın galiba. Buyur. Yatağım burası ya işte. Ne bakıp duruyorsun suratıma? Kapat ışığı, uyuyacağız artık hadi.
Uy, çek ayaklarını, buz gibiymiş be. Çek, 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 çek. Tamam, çektim, çektim. Berat oğlan. Benden önce uyuma sakın, horlayısın ha. Bak. Şşt, yok. Yok. Hayır Rüya. Evet Ayten. Artık bu anlamsız küslüğü uzatmanın bir alemi yok ki. Rüya haklı Ayten. Aynı evin içinde yaşıyorsak birbirimize ihtiyacımız illaki olacaktır. Ya ama hep biz yardım istemiş gibi oluyoruz. Üstünlük taslayacaklar. Hı. Ne fark eder? Bunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Bazen onlar, bazen de biz onlara muhtacız. Yarmağım bir şey söylesene. Bakın aslında prensipte...